öğrenciler için kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Öğrencilere hayvan yetiştiriciliğinden tarıma, arıcılıktan doğal yaşama kadar birçok alanda dersler veriliyor. Oğlum. Burada ekim biçim yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Yaprak sarıyorlar. Sonra hayvanlarla ilgileniyoruz. Keyifli geçiyor mu? Çok güzel geçiyor. Her gün ama seni istiyorum. Sınıfta mı olmak istersin, burada mı olmak? Burada. Yaz aylarında doğada ve açık hava sınıflarında eğitim verilen okulda, kışın dersler kapalı sınıflarda görülüyor. Aha, tuzağa düştük. Çocukların bilgisayar başından uzaklaştırılması ve doğayla buluşturulması amaçlanıyor. Çok çocuklarımız bir hayvanın nasıl büyüdüğünü, bir yoksa canlıya mı atıyorsun bizi? Nasıl koparıldığını artık çok kolay fark edemiyorlar ve bilemiyorlar. Bazen çocukların ismini tanımadığı meyveler bile var. Yani ağacını hiç görmediği meyveler var. Aslında bir anlamda istesek de yıllarca sınıf ortamında anlatıp öğretemeyeceğimiz bilgileri kalıcı hale getirdik. Okulda kurulan çiftlikte kendi ürünlerini yetiştiren öğrenciler evcil hayvan bakımı konusunda da bilgi sahibi oluyor. Dinliyorum hadi, hadi dinliyorum. Fark et ki dinliyorum, ne olacak? Yani yat oldu ya. Kim? Anne böyle duyarken alıyor. İşte yine de götür. Ya tamam mı? He. Öğrenciler okul tatil öncesine rağmen rehabilitasyon merkezinde kalıyor. Burada rahatsın, yatsın. Biz yarın gelir alırız bunu ya. Tamam, bizim oğlumuz olur abi. Olur mu? Bize küçük bebe yok. Şu tsunami'nin gelişini seyrettiniz mi? Bu görüntüler var. Japonya'nın değil mi ya? He? Japonya'nın değil mi? Ama bu görüntü yeni. Tamam, orada olay yazıyor. Yok. Ya? Adamlar gelişine önce sıfırdan geliyor. Adamlar iki katlı, üç katlı binanın üstünde, oranın üstüne çık, onlar bize asansör boşluğunun üstüne, şeyin üstüne çıkmaya başlıyorlar. Ver bakayım bir. Şunu amcana götür oğlum. Amcana. Amcan nerede? Bak, kafa bulma benden. Amcan orada. Bana getirir mi? Abi telefonu versene abi. Bizde kafa buluyor. Bu zor iş, bunu anlıyorum. Bu arada bir başka yanı var. Bu sosyal medya üzerinden... Vaaay!